Biyop Bülten'e hoş geldiniz. Hemen araştırma masamıza gidiyoruz ve hangi gelişmeler biyop vadeli işlemlerde özellikle fiyatlamaları etkiliyor? Kutay Korap bizlerle birlikte. Kutay, hoş geldin yayınımıza. Vadeli işlem piyasasına bakacak olursak hangi başlıklar öne çıkıyor? Önemli kararı da karşıladık dün itibariyle. Bugün yansımalarında neler var? Şimdi tabii burada dün küresel tarafta önemli başlıklardan biri Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Gelen faiz kararı ile birlikte parite tarafında öncelikli olarak biz hareketi takip ettik. Parite bir seviyesine tekrardan bir seviyesinin ve üzerine çıktığını gördük. Dolar endeksinde geri çekilme ve aynı zamanda tahvil piyasasında da yine bir aşağı yönlü salınım takip ettiğimizi hatırlatalım. Yeni güne başlarken de özellikle küresel tarafta doların ve tahvil piyasasında biraz daha rahatlamanın gelmesi küresel hisse senedi piyasalarında pozitif tabloya işaret etti. Bu sabah dönüp baktığımızda özellikle Asya piyasalarında yükselişler takip ettik. Diğer taraftan aynı zamanda ABD vadeliler ve Avrupa vadelilerinde de yeni günde pozitif bir seyir izledik. Bu pozitif küreseldeki algının Borsa İstanbul'da da pozitif açılış gerçekleştiğini izledik. Yani burada küreselle Borsa İstanbul'u bağdaştıramıyoruz. Çünkü son dönemlerde iki enstrüman arasındaki korelasyonun biraz daha son yılların en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Dün de mesela küresel piyasalarda pozitif bir seyir varken Borsa İstanbul'da da pozitif bir tablo gördük. Burada baktığımızda dün itibariyle 49 milyar TL'lik bir işlem hacmi BİOP'ta. Bunun 30 milyarı pay, 15 milyarı endeks vadelilerde gerçekleşti. Açık pozisyon sayısı 350 bin civarında yine konumlanmaya devam ediyor. Dün açık pozisyon sayısında kabaca %0.50'lik bir artış gerçekleştiğini de hatırlatmış olalım. Bu sabah dönüp bakıyorum. Bu sabah da Viyop tarafında %1'lik bir yükseliş var. 3.964 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Burada baktığımızda çoğu vade tarafında genel beklentinin özellikle endeks vadelilerde güçlü kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Aracı kurum dağılımına dönüp bakıyorum. O tarafta da dün BIST 30 aktif kontrat tarafında özellikle günlük bazda Bank of America, İş Yatırım, TEP bunlar nette satıcı tarafında pozisyonan kurumlar olarak karşımıza geliyor. Ki burada vade açıldığından bu yana bakarsak HSBC Yatırım, Bank of America, İş Yatırım gibi kurumlarda da nette yine negatif tarafta kendini konumlandıran kurumlar olarak karşımıza gelmekte. Dün dönüp bakıyorum pay vadeli kontratlara açık pozisyon sayısı özellikle burada en fazla açık pozisyon sayısı eksi olan 960 binle Akbank'ın yer aldığını, burada 500 bin pozisyonla Yapı Kredi Bankası'nın pozitif tarafta kaldığını gördüğümüzde hatırlatmış olayım. Dönüp baktığımızda endeks pozisyonlarında BIST 30 tarafında put ve call opsiyon açık pozisyon sayılarına bakıyorum. Call opsiyon tarafında 2000'ler civarında olduğunu hatırlatayım. Dönüp burada endeksin kendi grafiğine bakarsak 10 günlük ortalamamız 3.766 seviyesinde fakat şu an endeks 10 günlük ortalamalarından ciddi oranda sapmayı sürdürmeyi devam ediyor. Pay vadelilerde hareketlere bakarsak yeni günde genel tabloda pozitif seyir var. Özellikle Halk Bankası'nın pay vadelileri bugün de %7 yukarıda. Hektaş'ta negatif bir seyir görüyorum. Aynı zamanda Petkim'de de %1'lik düşüş var. Diğer taraftan genel tabloda pozitif bir seyirle karşı karşıyayız. Tofaş'ta da %0.3'lük satışlar hakim Pelin. Çok teşekkür ediyorum Kutay Korap aktardıkların için. Viyop bülteni noktalıyoruz. Birazdan yatırım kulübüyle karşınızdayım. Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Küresel piyasalarda da içeride de risk iştahının açık olduğu bir gündeyiz. Küresel piyasalarda haftanın genelinde negatif risk iştahı hakimken içeride ise pozitif bir hava sürdürülüyordu. Bugüne bakacak olursak bankalardan gelen destek bugün tüm hızıyla devam ediyor. Bankacılık tarafında özellikle %4'ü aşan primlenme söz konusu. Borsa İstanbul nezdine bakacak olursak yine kapanış rekorlarını da aşmış durumda ve dolayısıyla dün gün içi görmüştük.
görmüş olduğu en yüksek seviyeye çok yakın bir seviyeden 3505 seviyesiydi. An itibariyle 3490 seviyesinden de işlemden geçiyor. Peki beklentiler hangi yönde şekilleniyor? Ne kadar rasyonel bu yükseliş? Gedik yatırıma gidiyoruz ve Onurcan Bal bizlerle birlikte. Onurcan, hoş geldin yayınımıza. Evet, küresel piyasalarla birlikte yine bugün paralel bir pozisyonlanma var ama haftanın geneline bakacak olursak içerideki risk iştahı bir miktar daha farklılaşmıştı ve yüksek seyrediyordu. Bugün de bankacılıktan gelen kuvvetli bir seyir var. Ne dersin, ne kadar rasyonel bu fiyatlama? Günaydın, yayınlar diliyorum öncelikli olarak. Son dönemde bankacılık endeksi zaten borsa İstanbul'u domine ediyor. Bugün de yine buradaki %4'lüğü bulan endeksteki yükselişler endekste, BIST endeksinde yukarı taşıyor. Son günlerde özellikle hani son dönemde endeks tarafında ciddi ölçüde sektörel ve hisse bazlı ayrışmaların yaşandığını takip ediyoruz. Burada belli sektörler öncülüğündeki hareketler endeksi yukarı taşıyor, zirve enlemelerini beraberine getiriyor, doğru. Ama bu süreç içinde hani zayıflayan, biraz daha satışlara konu olan sektörler veya buradaki yükselişe katılmayan sektör sayısı da bir hayli fazla. O nedenle hani endeks tarafında hareket ederken burada sektör ve seçimi doğru yapmak lazım. Aynı sektör içindeki fiyatlamalarda bile hisseler arasındaki fiyatlamalar arasında bile ciddi farkların oluştuğu bir dönemin içerisine girdik. Yani açıkçası işlem yapmanın ve öngörüde bulunmanın zor olduğu bir sürecin içindeyiz. Ama hani burada teknik olarak bakacak olursak endekste Ağustos başından bu yana takip ettiğimiz yükseliş trendi bugün özelinde 3345 seviyesinde bulunuyor. Hani bu yükseliş kanalı üzerinde içinde kalındığı sürece endekste teknik olarak yukarı yönlü devam beklenebilir. Ama dediğim gibi burada belli sektör öncülüğünde hareketler oluyor. Bu sert yükselişlerin yaşandığı bankacılık sektörü gibi sektörlerde bir düzeltme süreci başladığında bunun da endekste daha sert hareketleri ve ciddi düzeltmeleri beraberinde getirdiğini görebiliriz. Yani son dönemdeki bu tarihi yükselişlerin ardından nereye kadar devam edeceğini tahmin edebilmek mümkün değil. Bir hal havası var ama bunun dönüşü de düzeltmelerde oldukça sert olacaktır. O yüzden şu an için hani yüksek risk almamanın biraz daha pozisyon alımlarının da aktif bir takibin önemli olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Yurt dışı piyasalarda dün ve bugün biraz daha iyimserlik var, pozitiflik var ama ben buradaki yurt dışındaki iyimserliğin kalıcılığından şüpheliyim açıkçası. Çünkü hani ECB'nin toplantısını takip ettik. 75 bas puan faiz arttırımına gitti. FED'den de yine 75 bas puan faiz arttırımının büyük olasılıkta hani kesin gözüyle bakılıyor diyebilirim. Enflasyon verisi sonrasında da bir değişim olmazsa Amerika'daki. Merkez bankaları burada enflasyonun mücadelesini sürdürüyor. Yani resesyon korkuları altında merkez bankaları sıkılaşma eğilimini devam ettiriyor. Küresel tarafta Avrupa'daki bu enerji krizi de zaten çok ciddi bir şekilde Avrupa'da resesyonu beraberinde getirebilecek bir süreç. İçindeki kapanmalar, Rus-Ukrayna savaşı gibi etmenleri dikkate aldığımızda önemli risk başlıkları var. Hani piyasalardaki, yurt dışı piyasalardaki bu iyimserliğin biraz daha geçici bir iyimserlik olduğunu düşünüyorum ben. Buradaki ana risk başlıklarını takip ediyor olacağız. Yani Eylül ayı zaten Merkez Bankası'nın ayı olacak. Burada önümüzdeki süreçte burada alınacak kararlar, ekonomilerdeki genel görünüm, açıklanacak ekonomik veriler, tüm bunlar piyasaları şekillendirecektir diye düşünüyorum. Ama şu an için bizim endeks tarafında yurt dışından bağımsız bir görünüm var. Ve bankalardaki bu rally havası nereye kadar devam eder bilmiyorum ama bu devam ettiği sürece endekste de yukarı yönlü fiyatlamanın sürdüğünü görebiliriz. Ama dediğim gibi artan bu gün içi volatiliteyi yüksek seyreden oynaklığı dikkate almakta fayda var. Çünkü bu yüksek oynaklıkta gerçekten zorlu bir yatırım koşulu oluşturuyor açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Onurcan Bal aktardıkların için diyerek iyi seanslar diliyoruz sizlere. Evet, bankacılık tarafına bakacak olursak %5,22'lik primlenmeyle birlikte Borsa İstanbul'a kuvvetli desteğinize geldiğini görüyoruz. Taciler Yatırım'a gidiyoruz. Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sıcak haberle başlayalım. Borsa İstanbul tarafında kuvvetli bir seyir var. %1,84'lük primlenme söz konusu iken bankalar tarafında hız kesmeden yükseliş devam ediyor. %5,28'lik artı söz konusu. Dolayısıyla ne kadar rasyoneldir sorusunu size de yöneltmek istiyorum. Bir kere bankalar çok ucuzdu. Rasyonelitesini sorgulayacak olursak gayet rasyonel. Piyasada neticede değerlemeleri yaparken en çok kale aldığımız şey bir bilanço içinde tabii ki kar rakamı. Sonrasında da tabii ki bilançonun özellikle öz sermayeden başlayarak borçluluk ve
Kullanılan öz sermaye ve yabancı kaynağın nereye yatırıldığı, niçin kullanıldığı ve gelecek için ne ifade edildiği mevzuları. Şimdi tabii ki en basit haliyle fiyat kazanç oranı çok önemli bir kriter hisse senedi seçiminde. Bu bir emlakı satın alırken alabileceğiniz kira değeri, kiraya verdiğinizi varsayın, kira değeri üzerinden kaç yılda onu amorti edebileceğiniz ve özdeşleştirebileceğiniz bir kriter, bir gösterge. Burada tabii ki fiyat kazanç oranları çok Türkiye borsası için çok çok aşağıdaydı. Bir ara neredeyse yabancı çıkışıyla birlikte pandemideki özellikle enflasyonun yükselmesi, devalüasyon, Türk lirasının değer kaybı ve lira bazında elde edilen gelirlerin de coşmasıyla beraber, ki bu bilanço döneminde öyle oldu, fiyat kazanç oranı ortalamamız 4'lere düşmüştü. Bankacılık sektöründe bu oran 1 ve bazı bankalarda hatta daha altında seviyelerdeydi. Ama tabii bu bilinen bir gerçekliği hiç dokunulmuyordu. Ne oldu da şimdi bankaları aldılar? Orada dokunulmamasının temel sebebi yılbaşından beri özellikle birkaç bankanın da aslında analiz toplantılarında açıkladığı enflasyon muhasebesi eğer resmi otorite izin verirse uygulamak isteriz kavramıydı. Fakat 6 aylık bilançolardan sonra görüldü ki bu sene enflasyon muhasebesi hatta önümüzdeki yılda dahil bankalar tarafında pek uygulanacak gibi durmuyor, uygulanmayacak. Hal böyle olunca da bu fiyat kazanç oranları işte o anda etkili oldu ve şu anda da o satın alma süreci devam ediyor. Evet. Fiyatlar bu denli yükselmiş olmasına rağmen de aşağıda. Baktığınızda bütün sektörler içinde bankacılık sektörü en ucuz ortalamaya sahip. Sonrasında da holdingler tabii ki. Muhtemelen bankacılık sektör hareketi durulmaya başladığında piyasamız belki de bu bankaların da sahibi olan holdinglerle de yine hareketine devam etme kabiliyetine sahip olacak. Tabii bu kadar sert olmasını artık beklemiyorum. Ama bir şekilde burada bakıldığı zaman bankalardaki hareket çok sert, çok yukarı görünüyor ama dediğim gibi sebepsiz değil. Fakat tabii ki bu kadar büyük yükselişlerin ardında muhakkak durulmalar ve kar realizasyonları olur. Henüz o safhada değiliz fakat o da muhakkak yakın dönemde gelecektir diye düşünüyorum. Evet, Türkiye Vakıflar Bankası ilk sırada yer alırken Halkbank tarafında yine ikinci sırada en çok yükselenler arasında İş Bankası, Garanti, ICBC ve Halkbank peşi sıra takip ediyor en çok yükselenler arasında. An itibariyle 4477 puandan işlemden geçerken %5,31'lik yükseliş hakim bankalar tarafında. Şimdi belirli kısıtlamaların gelmesi aslında burada çok da etkili olmadığını görüyoruz sizin de deyiminizde. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte şöyle bir soru geliyor aklıma. Kamu bankaları ile özel bankalar arasında bir ayrım görebilir miyiz? Bir farklılaşma, bir ayrışma görebilir miyiz bunun özelinde? Çünkü evet çok ucuz ama bir diğer tarafta ise kamu bankaları tarafında çok daha yükümlülüğün geldiği ama özel bankacılıkta aslında bunun biraz daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Ne dersiniz? Kamu bankalarında özel durum şu ki yabancı kalmadı. Yani bankacılık sektöründe diğer bankaların, kamu bankalarının ayrılan tarafı 4 majör bankanın da gerek fonlar gerekse direkt olarak sahiplik açısından yabancılar tarafından alınmış ya da ortaklık edilmiş olması hali. Hal böyle olunca da tabii Türkiye'de özellikle pandemi döneminde yabancı %71 olan toplam Türkiye'deki takas pozisyonunu 30'lara çektiği anda aslında yabancı pozisyonu neredeyse kalmadı gibi bir şey oldu. Tabii bu aşamadan sonra yabancının olmaması hem tabii ki bir dezavantaj. Çünkü Türkiye'ye isteriz ki para gelsin, yatırım gelsin ama borsa, bizim borsamız o kadar küçük ki yabancının olmaması şu dönemde özellikle enflasyon karlarının olduğu ve benim enflasyon bayramı olarak adlandırdığım bu dönemde borsa endeksine pozitif katkı sağlıyor. Biz bunu defalarca gördük. 94 yılında da gördük. 2001 yılı öncesi de gördük. Nihayetinde şu anda da benzer bir süreci. Öncesinde başlayan devalüasyon ve sonrasında da çok yüksek enflasyon ortamında tekrar yaşıyoruz. Bankacılık sektörü açısından bunu irdeleyecek olursak, kamu bankalarındaki hareketin içinde yabancı yok. Varsa da fiyat yukarı gittikçe kalan yabancı da pozisyonunu satıyor. Öyle görünüyor. O sebeple de tamamen onlardan müstesna bir hareket. O sebeple de bu kadar sığ bir piyasa ortamında bu hareket nerede biteri tahmin etmek de kolay değil.
muhakkak bir yerde sonuçlanacak ama şu an hala devam ediyor. Halk Bankası ve Vakıf Bankası üzerinde kamu bankacılığındaki borsadaki fiyat artışına tabii ki diğer bankalar da iştirak etti. Onlar kadar olmasa da ama nihayetinde hareketin gelişimine bakıldığında onların da fena hareket etmedikleri dikkat çekiyor. Garanti Bankası biliyorsunuz zorunlu çağrı yapmıştı. Sonra isteğe bağlı tekrar bir çağrı söz konusu oldu. Nihayetinde bankacılık sektörü çok aşağıdayken o düşmemişti. Onun için çıkışı sınırlı kaldı. Bunlar arasında İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası fazlasıyla sıyrıldı özel bankacılık tarafında. Ve nihayetinde en sonunda da Akbank geliyor. Hala ucuz konumları devam ediyor ama tabii ki bankacılık sektör hareketi bittiği zaman muhakkak ki kamu bankalarında da özel sektör bankalarında da bir realizasyon görülecek. Ama bu bir çöküş etkisi ya da çöküş manası taşımayacak diye düşünüyorum. Özellikle bankacılık tarafında yılbaşından bu yana bakıldığı takdirde görülen en düşük seviyenin neredeyse 3000 puan üzerinde an itibariyle fiyatlanıyor. 1576 görülen en düşük seviyeyken ortalamada ise 2090 puan üzerindeydi. An itibariyle 4486 puandan da bankalar tarafında işlemden geçiyor Mehmet Aşçıoğlu. Şimdi biraz sonra da ulaştırma sektörü üzerine de konuşmak istiyorum. Çünkü iki sektörden büyük beklentiler vardı aslında. Orada da bir potansiyeline erişme söz konusu oldu mu? Yani bunu sormak istiyorum. Önümüzdeki süreçte özellikle dördüncü çeyrekte nasıl bir beklentiniz var? Tüm bu ayrıntıları konuşacağız. Fakat öncesine kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte. Evet Mehmet Aşçıoğlu, özellikle şimdi bankalar tarafında derinlemesine konuştuk ama bir diğer yatırımcıların ilgi odağında olan da ulaştırma sektörü var. Ulaştırma sektörüne bakacak olursak aslında yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. 0.78'lik yukarı yön söz konusu ama bir yıllık performansa bakacak olursak orada da şu an itibariyle 8107 seviyesine çıkan endekste bir yıllık ortalamada 3876 puan ortalama söz konusu iken en düşük görülen seviye 1636. Bununla birlikte en yüksek görülen seviyeye de neredeyse sınırındayız, yaklaşmış bulunmaktayız. Dolayısıyla ulaştırma sektöründeki bundan sonraki süreçte büyüme potansiyeline sizce ulaşmış durumda mı? Bundan sonraki süreçte yoksa biraz daha gidişatı var mı? Ne dersiniz? Türk Hava Yolları özelinde ulaşıldığını düşünmüyorum. Ulaştırma sektörünün genel hali itibariyle artan yolcu sayısı sektörün bütün elemanlarına para kazandırıyor muhakkak. Ama dünya taşımacılığıyla, hava taşımacılığıyla Türkiye'deki hava taşımacılığı karlılık noktasında ayrılıyor. Özellikle taşımacılık ücretleri dünyanın her tarafında çok arttı. Sadece Türkiye'de değil. Zaten dünyada fiyatı artmayan çok çok az şey var. Her şeyin fiyatı çok arttı. Nihayetinde burada özellikle bakıldığı zaman işçilik maliyetleri, yani iş gücü maliyeti düşüldüğünde petroldeki geri çekilme, petrol daha yüksek fiyatlardayken para kazanan havacılık sektörüne belki de önümüzdeki dönemde daha da fazla kar marjı imkanı sunacak. Ama tabii ki hep işler bu şekilde iyi gidecek mi? Asıl soru işareti burada. Ben Türk Hava Yolları açısından pek bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü burada işleyiş değişti. Özellikle uçuş ortaklığı kapsamında yapmış olduğu işler çok iyi çalışıyor. Ve özellikle de İstanbul Havalimanı'nın iyi bir aktarma adresi haline gelmesiyle birlikte bu da onun yaptığı işleri artırıyor. Artırmaya da devam edecek, öyle görünüyor. Bu çeyrekte de 9 aylık bilançoda da son açıklanan rakamlarla bakıldığı zaman iyi bir kar gönderecektir. O kar tabii ki bir miktar olsun fiyatlandı. Nihayetinde daha öncesindeki kar veya beklenti, herhangi bir şeye olan beklenti daha öncesinde fiyatlanmaya başlıyor. Ben bu yılın sonuna kadar da karın artarak devam edeceğini düşünüyorum. 2023 yılında da yine sektörün benzer karlılıkları elde edeceğini, sadece kardaki yükselişlerin artık hız keseceğini düşünüyorum.
Ama bu karlılık seviyesi bile hem borç ödeme kabiliyetini artırıyor hem de gerçekten biraz evvel bankacılık sektörü için ifade ettiğim fiyat kazanç oranını Türk Hava Yolları için de doğruluyor. Muhtemelen daha yukarı fiyatları bilançolarla beraber görmeye devam ederiz ama açıklanan havacılık verilerini şu an endeks yukarı olsa dahi bankacılık sektörünün etkisiyle bir tur daha ben havacılık tarafında fiyatlayacağımızı düşünmüyorum bilançolara kadar. Muhakkak hareket etmek isteyecektir hisseler ama biraz evvel de söylediğim gibi öncesinde bunlar satın alındığı için büyük ölçüde daha öncesinde fiyatlandığı için bilanço dönemleri itibariyle yukarı hareket devam edecektir. Arada endeksle beraber hareket etmekte zorlanacaktır görüşündeyim. Evet, şimdi bir diğer tarafta ise sanayi tarafı var. Sanayi tarafını da yakından takip ediyoruz. Burada pandemi dönemiyle birlikte oldukça güçlü performansları da takip ettik. Fakat bankalarla hep genelde işte bu ayrılan makastan bahsediyorduk. Bundan sonraki süreçte bankaların yakalayabilme ihtimali ya da potansiyeli arasındaki iki sektör arasındaki en azından bundan sonraki rekabeti Borsa İstanbul nezdinde değerlendirirken sanayi tarafındaki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bankacılık sektörü uyuyorken sanayi tarafı biz fiyatlıyorduk. Ve hala da hisse bazında ya da şirket bazında fiyatlamaya devam ediyoruz. Ama özellikle 6 aylık bilançolar sanayi tarafında çok çok iyi geldi. Bilanço açıklamadan sonra endeks yukarı giderken fiyatlamalar devam etti yukarı yönlü. Şimdi ben şöyle düşünüyorum özellikle sanayi tarafı için. Bankacılık sektörünü biraz evvel ayırdık zaten bundan. 9 aylık bilançolar izlenecektir. 9 aylık bilanço dönemi öncesi beklentiler satın alınmaya yine başlayacaktır orada. Sonrasında da beklentileri beklenenden daha fazla yerine getiren ve yıl sonu bilançolarda da yine yerine getirmeye devam edecek olan şirketlerde fiyatlamalar devam edebilir. Bu kadar fiyat artışına rağmen bakıldığında hala 5 fiyat kazanç oranında, 4 fiyat kazanç oranında hatta 2 fiyat kazanç oranında şirketler var. Hep söylüyorum bütün yayınlarda asıl olan şey bu fiyat kazanç oranları ne kadar gerçek. Çünkü bu sene açıkladığı karı o fiyat kazanç oranının ifade ettiği dönemler boyunca hep açıklayabilmesi gerekiyor ki şirketin OFK gerçek olsun. Ben oldukça gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Avrupa'daki resesyon olasılığı ve Amerika'nın durumu hatta dünyanın durumuna rağmen. Aslında dünyada olup biten pek çok şey, tamam biz de çok etkilendik. Baktığınız zaman inanılmaz bir enflasyon var Türkiye'de. Ama olup biten pek çok şey bir şekilde Türkiye'nin de çarklarını çevirmesine yardımcı oluyor. Tabii bu biraz evvel ifade ettiğimiz ve sizin sorduğunuz sanayi sektörünü de direkt ilgilendiriyor. Herkes aynı oranda iş yapamayacaktır eğer Avrupa resesyona girerse şüphesiz ama pek çok firma Avrupa resesyonda olacaksa temel sebebi Avrupa'nın tüketim daralmasından müstesna enerji fiyatları ve Rusya ile yaşadığı gerilim olacak. Bu çok net. Bu resesyon farklı bir şekilde cereyan edecek. Ama bir şekilde orada muhakkak bir talep devam edecek. O talebin de eğer kendileri üretemiyorsa tedariki gerekecek. Bu noktada işte bu tedariki sağlayabilecek Türk firmalarının 2023 yılında da ben yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu tamamıyla yaşanacaklardan sonra ayrıştırılacak bir durum. Sanayi endeksinde evet 6 aylık bilançoları fiyatladık. Şu an bir duraklama evresindeyiz. Seçici olarak hisse senetlerinde muhakkak özellikle borsadaki pozisyonlar etkili olacaktır. Ama ilave fiyatlama 9 aylık bilançolarla gelecek diye düşünüyorum. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Mehmet Aşçıoğlu çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Evet, borsa tarafındaki potansiyel ne kadarlık bir potansiyel kaldığına dair konuşmuş olduk. Şimdi bir kez Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya ve Orta Doğu piyasalarındaki gelişmeleri aktarmak üzere Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin. Başlıklarımızda neler var?
Pelin hoş bulduk. Evet, bugün Asya'da iyimser bir hava vardı. Güney Kore ve Tayvan kapalıydı ama geri kalanları özellikle Hong Kong liderliğinde yükseldi. Yeşil ekranlar var. Aslında yani piyasaları böyle heyecanlandıracak çok haber yok. Ama Amerika artı kapattı. Vadeler artı da bir de bu hafta içinde genelde düşüşler vardı. Onun tepkisi olarak diyelim. Yükselişler var. Çin'in enflasyonu dikkat çekiciydi. TÜFE %2,5 geldi. ÜFE %2,3. Ağustos ayı rakamları beklenenden düşük rakamlar. Çin'deki kapanmalar Çin ekonomisinin yavaşlamasına sebep oluyor. Özellikle bu hafta içinde yen ve yuanın değer kaybına dikkat çekmiştim. Dolar değer kazanıyordu. Son iki günde biraz bu tersine döndü. Kuroda'nın sözlü müdahaleleri Japonya'da Çin'in beklenenden daha kuvvetli yuanı sabitlemesi biraz bu para birimlerindeki değer kaybını engelledi diyelim. Petrolde ise hafta boyunca aslında düştük, %3'lük bir değer kaybı var ama bugün biraz toparlıyor. 90'a yaklaştı Brent. Burada Çin'deki yavaşlama ve özellikle Şahin Merkez Bankaları büyümedeki beklentilerin düşürülmesi petroldeki düşüşün ana sebebiydi. Enerji Bilgi İdaresi'nin rakamları geldi. Amerika'da 8.8 milyon varillik artış vardı stoklarda. Amerika'daki talebin de biraz yavaşladığını görüyoruz. Bugün Avrupa Birliği'ndeki Brüksel'deki toplantıya dikkat çekmek istiyorum. Enerji bakanları toplanacak. Özellikle enerji kriziyle ilgili nasıl önlemler alınacağını veya Rusya'ya karşı ne gibi yaptırımlar yapacağını konuşacaklar Pelin. Yine notlarıma bakıyorum. Mısır'daki enflasyon %14,6 geldi. Yine son zamanların en yüksek seviyesi. Bir de son olarak Amerika İranlı bir şirketi Rusya'ya drone satması sebebiyle yaptırım getirdi. Yani son zamanlarda bu nükleer anlaşmada acaba imzalanır mı diyorduk ama sanki bu konu şimdilik rafa kalkmış gibi. Benim taraftan son notlar böyle. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, dışarıda ise küresel risk iştahının açık olduğu bir günde hem Asya hem Avrupa ve ABD vadeler tarafında pozitif bir hava hakimken içeride de hafta başından bu yana pozitif havanın korunduğunu görüyoruz. Bankalar tarafında yüksek seyirli bir desteğin geldiğini söyleyerek %4,68'lik primlenmeyle birlikte bankacılık sektörünün Borsa İstanbul tarafına desteğini takip ediyoruz. Dolar endeksindeki bir miktar aşağı yönlü hareket hem gelişen ülke hem de gelişmiş ülke para birimleri ve hisse senetleri üzerinde bir rahatlama yaratırken içeride de risk iştahı açık olduğu bir gündeyiz diyerek programı noktalıyorum ve sözü Fokus programına bırakıyorum. Hoşçakalın.